Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlik tüm hızıyla sürmekte. MYK bugün seçim muhasebesi için bir araya gelecek. Toplantıda MYK üyeleri toplu olarak istifalarını verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Detaylar ve son durumu TV100 editörü Betül Aras aktaracak. Evet Osman, o kapsamlı toplantı dakikalar sonra CHP Genel Merkezi'nde başlayacak. Seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle ilk kez bir araya gelecek. Seçim sonuçları elbette ki masada olacak. Bir iç muhasebe yapılacak. Ve MYK üyelerinin bu toplantıda istifalarını Kemal Kılıçdaroğlu'na sunmasını da bekliyoruz aynı zamanda. Şöyle ki aslında hatırlayacaksınız, seçim gecesi de böyle bir durum yaşanmıştı. MYK üyelerinin bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu. Ancak o gün için Kemal Kılıçdaroğlu şu an buna gerek olmadığını söylemiş. Bunun bir başarısızlık algısı yaratacağı için şu an için buna gerek yok demişti. İşte bugün MYK üyeleri bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunacaklar ve sonrasında ise MYK'da değişiklikler olacak. Büyük bir ölçüde değişiklikler olacak. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşadığımızı söyleriz. MYK toplantısından sonra Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu yine CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecekler akşam saatlerinde. Hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu seçimden hemen bir gün sonra değişim mesajı vermişti. Bu sese kulak vermeliyiz demişti. İşte bu açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ilk kez yüz yüze bir araya gelecekler. O görüşmede dediğimiz gibi MYK toplantısı sonrası gerçekleşecek, kritik bir öneme sahip. Sabah saatlerinde sıcak bir bilgiyi daha sizlerle paylaşayım. Sabah saatlerinde kritik bir görüşme daha gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte burada bir görüşme gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. O görüşmede, çünkü önemli bir görüşme, Ekrem İmamoğlu'ndan önce gelen bir görüşme. Ekrem İmamoğlu'yla, çünkü biliyorsunuz kulislere yansıyan bazı bilgiler var, haberler var. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında bir gerginlik olduğu biliniyor. Bu noktada işte kurultay sürecinin de konuşulduğu bu noktada yapılacak olan bu iki ziyaret, ilki gerçekleşti sabah saatlerinde Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Akşam saatlerinde de işte bu MYK toplantısı sonrası da Ekrem İmamoğlu'yla bir araya gelecek. İşte bu iki kritik görüşme gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemliydi. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii oldukça hareketli bir hafta Cumhuriyet Halk Partisi için. Dediğimiz gibi MYK toplantısı dakikalar sonra başlamak üzere, ancak hafta sonu da kritik bir toplantı gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O da parti meclisi toplantısı. Çünkü biliyorsunuz demiştik biraz önce, MYK toplantısında değişiklikler olacağını söylemiştik. O değişiklikler aslında parti meclisi üyeleri arasından gelecek. Yani şöyle ki MYK'dan boşalan koltuğa parti meclisi üyeleri arasından yeni isimler getirilecek. Bu noktada işte parti meclisi toplantısı da kritik öneme sahip oluyor. Yani cumartesi günü saat 10'da gerçekleşecek olan o parti meclisi toplantısında MYK'nın yeni üyeleri belirlenecek. Aynı zamanda kurultay süreci belli olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bir de kurultay süreci var biliyorsunuz. Geçen yıl ertelenen bir kurultay süreci ve bir yıl daha ertelenemeyeceği için işte bu yıl Cumhuriyet Halk Partisi kurultay sürecini başlatmak durumunda. İşte kurultay takvimi de cumartesi günkü o parti meclisi toplantısında netlik kazanacak. Cumartesi günü yine bir toplantı daha olacak. O da mecliste olacak. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerini belirleyecek. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamamış ve meclise girememişti biliyorsunuz. Ondan boşalan koltuğa grup başkanlığı koltuğuna bir isim seçilecek. Bu noktada da CHP mevcut grup başkan vekili Özgür Özel adaylığını açıklamıştı. Ona da kesin gözüyle bakılıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Diğer iki isim Engin Altay ve Engin Özkoç. Engin Özkoç da milletvekili bakan olması düşünülen isimlerden olduğu için milletvekili adayı olmamıştı. Bu noktada onun da grup başkan vekilliği düştü. Engin Altay ise kendi isteğiyle bu dönem grup başkan vekili yapmak istemediğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. İşte bu üç koltuğa yeni isimler atanacak. Tabii bu noktada adaylar da belli. Bülent Tezcan, Ali Öztunç, Zeynel Emre, Murat Emir, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal gibi isimler grup başkan vekilliğine aday olduğunu açıklamıştı. İşte bu milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri bu isimlerden yeni grup başkan vekillerini belirleyecek. Toparlayacak olursam, özetleyecek olursam, bugün Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir gün. Dakikalar
dakikalar sonra MYK toplantısı başlayacak. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'yla görüştü. MYK toplantısı sonrası da Ekrem İmamoğlu'yla görüşecek diyelim ve sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden size bırakalım. Toplantısına gidecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.